Philips Ambilight TV Cenk ve Erdem'i sunar. Günaycıl sevgili dinleyiciler. 8.07 saatlerimiz Power FM'de ve günlerden cuma gününde sizlerle birlikteyiz. 16 Eylül. Bayram haftasını da, tatil haftasını da bendeniz Erdem Uygan ve sevgili dostum Cenk'le birlikte bitirdik. Hepinize geçmiş olsun diliyorum. Dinleyenlerimiz bitirmediler mi onlar hala? Hayır, bizim sayemizde bitirdiler. Biz bitirince onlar da bitirmiş sayıldılar. Dönüş çilesi devam ediyor diye haberler var ortalıkta. Dönüş çilesi tabii. Yani biz bir yere gitmediğimiz için biz dönmüyoruz ama bir yere giden ve biz uyardık başta gitmeyin bak sonra dönüş çilesine katılacaksınız falan diye. Ben hatırlıyorum sen yapma etme adlı dans figüründe bunu anlattın halka. Fakat ne oldu, dinleyicilerimizin bir kısmı bizi dinlemediler ve şu an dönüş çilesi falan, hiç çile değil kusura bakmayın, kendiniz bile bile lades oldunuz. Bir dakika, bu havayı koklayan adam da bu konuya dahil olmak istiyor. Erdem Bey, çilenin bitmemesi sizin yayınınızın bitmemesinden kaynaklanıyor olabilir mi? Yok, yayınımız bitiyor her gün. Ertesi gün tekrar başlıyor. Ama ertesi gün o yüzden başlıyor çile. Havayı koklayan adam bak. Elbet hava durumuna sıra gelecek. Neyse, bu sevgili dinleyicilerimiz şu an yollardalar ve hafta sonu itibariyle de cumartesi pazar itibariyle de yolda olacaklar. Ama ben olsam bugün neredeysem pazartesi de orada başlarım. Güzel bir soru. Söylem diyecektin sanırım. Yo. Bu Game of Thrones dizisi de yine bir geri dönüş çilesiyle sanırım iç içe, oradaki en azından dostlarımızdan bir tanesi, oyunculardan bir Gendry tanesi. Gendry adlı bir tane arkadaşın varmış orada. Gendry mi? Gendry diye mi okunuyor acaba? Ya da Gendry'de olabilir. Gendry'yi daha çok sevdim. Gendry. Evet, bu ben hiç seyretmediğim için diziyi haberin yalancısıyım. Ser Davos tarafından kaçırılmış. Ve o bölümden sonra bir daha kendisine haber alınamamış. Fakat bu kişiyi canlandıran aktör havalimanında görüldüğü için ha tamam bu kesin geri geliyor falan filan gibisinden bir şeyler yumurtlanmış. Daha fazla karakterler de var ama hiçbirini tanımadığımız için ben daha fazla bir şey söyleyemeyeceğim bu hususta. Daha fazla karaktere gelemeyeceğim. Ama Hüseyin Bol'da altın araba hediye etmişler. Yani sen yeterince koştun, artık bu kadar yeter. Süratli bir araba mı? Altın. Ya tamam da yani hızlı bir şey. Yani altın bir arabayı hızlandırabiliyorsa daha hızlıdır. Hayır şöyle, çünkü hani mesela sevgili futbolculara altın ayakkabı falan veriyorlar. Hani buna da altın ayakkabı verirsek futbolcu sayılır falan. Buna da en hızlı bir şey verelim, altın araba verelim demiş olabilirler diye düşünüyorum. Misal. Misalen ne yapmış, arabayı bozdurmuş mu? Yok, hala kullanmaya çalışıyormuş. Bu şimdi buradan mı? Şu şöyle. İnsan programdan sonra figürleri ara verince bayağı bir hamlıyor ertesi güne. Yani programdan sonra dansa devam etmeliyiz Cenk'ciğim. Nasıl yani, sen öğlende ikindi de falan devam etmiyor musun? Dün devam etmedim işte. Dün biraz şey yaptık, tembellik yaptık. Bak şimdi her tarafım kırılıyor. Evet. Şu figürü bile yapamadım. Bak görüyor musun? Ham şeftali adlı figür değil mi bu? Evet. Sevgili dinleyicilerimize bugün Dilber kızımız yine çeşitli dead code haberleri göndermiş. Müzik dünyası olsun efendim, sinema dünyasından olsun vesaire. Neymiş? Bu hani Taylor Swift'le kimdi? Sen mi anlatıyorsun bu kızımızın haberleri? Hayır, bir dakika, önce bir giriş yapacağım. Ha. Tom Hiddleston neydi? Şeydi değil mi? Aktördü. Aktör olan. Ve üstelik James Bond'la soyulmuştu ve geçtiğimiz haftalarda sevgili Taylor'ı bırakıp gitmişti. Bilmem hatlar mısın Jake? Taylor mı onu bıraktı, o mu onu bıraktı, onu i̇şte tam bilemiyoruz. Orası muammaydı, bakalım ne olmuştu. Söylentilere göre Taylor Swift ve Calvin Harris yeniden birlikte. Bu söylentileri kim yapıyor, bu kızımız mı? Yani söylentileri birisi çıkartıyor ama kimin çıkarttığı çok gizli. Yıllık ilişkilerinin bitmesinin ardından Swift'in hemen Tom Hiddleston'la... Yani işte o yıllık, bu yılın ilişkisi de bitti. Birlikteliğe başlamasıyla eski çiftin araları iyice gerilmişti. Fakat Harris geçtiğimiz günlerde Hiddleston'la da ilişkisini bitiren Swift'in Instagram'da paylaştığı videoyu beğendi. Videoda Harris'in Rihanna ile birlikte kaydettiği This Is What You Came For çaldığı duyuluyor. Tabii yine virgül, noktalı virgül, ünlem ve ona bağlı bir takım imla işaretlerine dikkat etmediği için kim kimin nesini beğendi, ne oldu, ne bitti pek anlayamadık açıkçası. Ama ve sonuçta bu 140 karakter kısıtlaması bunları getirdi maalesef. Twitter'dan mı okuyor haberimizi sevgili kızımız? Anlamaya çalışıyorum. Philips Ambilight TV'nin sunduğu Cenk ve Erdem devam edecek. Philips Ambilight TV'nin sunduğu Cenk ve Erdem devam ediyor. Bu son figürümü bayağı eleştireceğinizi düşünüyorum. O yüzden cesaretle yaptım, eleştirilere karşı da olsa yapmak zorundaydım hocam. O son yaptığın şeye figür diyemiyoruz. Ne diyoruz? Aklıma bir figür geldi. Ben debelenme
diyebilirim ancak. Anladım ama o zaman iyi yapmışım. Dans serinin şeyi zamanında biz TRT'den öğrenmiştik, o yüzden bu konuda konuşma bir daha. Çok teşekkür ederim hocam. Evet, nedir bugünkü filmimiz? Şey bilir misin, Jackie Chan? Ben ona çekicen diyerek tanımaya çalışıyorum. Öyle evet. Bir isim veriyorum. Etrafta bulduğu çeşitli eşyalarla hasımlarını döven evet. Bir dostumuzdur. Güzel. Yani, sahnelerde genellikle çok eşyalı olan bölümlere dalmayı tercih eden bir arkadaşımızdır. Evet, çünkü o zamanlar, yani ilk bu işe başladığı zamanlarda işte kılınçtır, mızraktır. Bunlar pahalı aletlerdi ve prodüksiyon açısından çok ek gelir. O yüzden tabaktı, çataldı, efendim mesela bir mutfağa dalmak olsun, bir banyoya girmek falan, bu tarz şeyler benimsedi. Evet, bu Jackie Chan yanına zamanında MTV vardı, onu hatırladın mı? Ne TV? MTV. Evet, vardı. Orada böyle etraftan aşağı yuvarlanan ve bana hiçbir şey olmadı diyen VJ'ler. Knoxville diye, Johnny Knoxville diye bir tip vardı. VJ miydi? VJ'imsi. Evet. Onu da yanına almış. Beraberce bir yerden bir yere gidiyorlar ve bu yol esnasında başlarına gelenleri bize gösteriyorlar. Yine bir yol macerası. Evet. Peki sizin bu Jackie Chan'e olan kininiz vaktiyle sizin aracınızı ezmesinden kaynaklanıyor olabilir mi hocam? Bir nebze. Zira Türkiye'de çektiği filmde benim mecburen sattığım eski bir Amerikan arabamı ezmekte kullanmıştı terbiyesiz. Gerçekten yani olacak iş değil. Bir git başkasının arabasını ez. Eze eze ünlü bir şeyin, eleştirmenin arabasını mı buluyorsun? 74 model bıyıktı kendisi, yani olacak canım, iş miydi? Canım. Üstelik canım. De bir sürü araba vardı sırada. En öne benimkini koymuşlardı ve ilk ezdiği araba. Evet. Onun üstüne düşü. Eski yani onun gerisindeki arabalar da modern arabalardı. Evet, diğer arabalar kurtulabilir belki, hani 3-5 çekiçli, ama sizin arabanız iflah olmaz bir şekilde eziliyor. Evet. Adeta hınç alınıyordu. Evet, maalesef. Neyse hocam, çok üzgünüm size o kötü günleri hatırlattığım için, ama çekicen deyince ben de bunu unutamıyorum doğrusu. Demin de bir çekiç falan dedin yine benim arabanın üstüne. Saatlerimiz 8.44'u gösteriyor, 49'u gösteriyor sevgili Cenk'ciğim. Biraz 5 dakikalık bir yanılgı söylüyordum az kalsın. Son anda toparladım, bilmem fark ettin. Son anda toparlayamadın, 44 de dedin, 49 de dedin. Herkesin kafası karıştı, şu an Türkiye karıştı. O zaman hemen bir kez daha söyleyerek toparlayayım. Saatlerimiz 8.49. Yoksa 44 müydü? Neydi? İşte gene karıştı. 50 oldu diyelim, toparlayalım. Peki tamam, ortalama 52 diyelim. Sevgili dinleyicilerimize Ölükse Gorgon'la bir kez daha şöyle bir hitap edelim ki hani enerjik bir şekilde tatilden dönen varsa onların da o enerjilerini sömürüp alalım diye düşünüyorum. Kim enerjik bir şekilde tatilden döner ki? Canım işte yani okullara sıcak falan diye çocukları kandırmak amaçlı hani enerjik dönüyoruz falan yani, demişlerdir. Ben açıkçası enerjik dönerim. Oh be, sonunda bitti o 50 saat kumsalla yat, 50 saat güneşe bak. Gerçekten süper tembel bir insansın. Spor yaparken selfie çekmek bir ruh hastalığı olabilir. Evet, haber okurken Ölükse Gorgon'u dinlemek de ayrı bir ruh hastalığı anladığım kadarıyla, öyle değil mi? Değil. Londra'da Brunel Üniversitesi'nin yaptığı bir araştırma. Ne üniversitesi? Londra'da Brennigan. Brunel. Ay, Brennigan demedim, Laura Brennigan vardı. Laura Brennigan. Self Control Üniversitesi. Fakat yani Londra'daki üniversiteler de günden güne artıyor. Köşe başında üniversite açtılar. Evet. Spor yaparken kendi fotoğrafını çekerek sosyal medyada paylaşma gereği duyan insanların psikolojik olarak problemleri olabileceğini ortaya koydu. Yani yemek yerken kendi fotoğrafını çekip sosyal medyaya koyanların psikolojik hastalığı, rahatsızlığı, spor yaparken çekenlerin var, öyle mi? Allah Allah, ilginç bir araştırma. 500 kişiden oluşan grupla yürütülen araştırmada bu tip insanların narsist kişilik bozukluğuna meyilli olduğu sonucuna varıldı. Laura Brennigan Üniversitesi spor yapanlara karşı, anladığım kadarıyla ufak bir garez besliyorlar. Spor yapanları bu ülkede istemiyoruz. Bir de bu kızımız hem ölükse kaydediyor hem de sesi de düşük kaydediyor. Yani iyice içimizi kastırmak için mi? Tabi yani, madem ölükse o ismi hak edebilmek maksadıyla elinden geleni yapıyor. Evet. Ben kendisini tebrik ediyor ve ölükseliğinin devamını diliyorum. Philips Ambilight TV'nin sunduğu Cenk ve Erdem devam edecek. Philips Ambilight TV'nin sunduğu Cenk ve Erdem devam ediyor. Saat dakika birlikteliğinin verdiği o yaşam sevinci inanılmaz sevgili dinleyiciler. Saatlerimiz 9.09'u gösteriyor. Ve işte bu güzide anda, bu
endersiz, pardon, benzersiz ender anda sevgili yarışmacımız Cenk stüdyomuza getirildi. Hoş geldin Cenkçiğim. Etrafa öpücükler saçıyor. Bütün sevenlerime sevgilerimi gönderdim. Ortalığı öpücüğe boğdun. Tebrik ediyorum ama o öpücüklerden 2-3 tanesini geri bile alabilirsin. Çünkü o kadar sevenin olduğunu zannetmiyorum. Hayır, var. Ve tüm gönülleriyle benimle birlikteler. Ve bugün bileceğime ben de onlar gibi eminim. Bugün bileceğini biliyor musun sen de? Evet. Tebrik ediyorum. Bakalım onu doğru biliyor musun hiç değilse. B. Öyle söyleyeyim kısaca. Beranzo. Yani peki, biliyor, bileceğimin B'si. Peki sen bilirsin. Sevgili dinleyicilerimiz de bugünkü yarışmamıza katılabilirler. Çünkü çok güncel bir soru. Daha yeni, yepyeni olmuş bir olay. Yani 5 dakika, 10 dakika. Ha, o kadar değil canım. Yani dün olmuş bir şey. Sevgili dinleyicilerimiz bunu haberlerde görmüşlerdir. O yüzden 0534 517 23 83 numaralı WhatsApp hattımıza cevabı gönderebilirler. Ama onlar şıklar yerine kafadan salladıkları şeyleri yazıyorlar oraya Deranzo. Yani. Sen karışma dinleyicilerimize, Deranzo'yu yersin beynini. Nasıl, şiirimi beğendin mi? Hazırsan hemen sorumuza geçiyorum Cenkçiğim. Biraz uzun bir soru, şöyle. Fransa'nın en büyük işçi konfederasyonu CGT, başta Paris ve Nantes olmak üzere tüm ülkede 13. kez düzenlediği gösterilerde toplam 170 bin kişinin ne yaptığını duyurdu. Evet, düşünce seni Deranzo'ya itekledi. Fransa ile ilgili bir soru anladığım kadarıyla. Tebrik ediyorum, gerçekten anlayışı yüksek seviyede tutmuşsun. Evet, ama bakıyorum gerisini... dinleyicilerimiz hemen şey yapmışlar, gönderiyorlar. Mesela ekmek kadayıfı yaptığını duyurdu diyor diyenler, pasta diyenler, omlet diyenler var. Soruyu bir daha alabilme. Yani alabilirsin ama cevaba vaktin kalmayabilir. Yani Fransa'da bir gösteri oluyor. Bu gösteride 13. kez düzenleniyor. 170 bin kişi bu gösteride ne yapıyor? Heh, tamam, şunu şöyle sorsanıza. İstersen Huşevnileri bir kere de sıralayayım ABC demeden. Fark etmez, ben kafamda cevabı belirledim. Ama daha bir şey sıralamadık, neyi belirliyorsun? Yani tiyatro değil mi? Hayır, şöyle söyleyeyim. Huşevnilerimiz şunlar. Yürüdüğünü, çürüdüğünü, sürüdüğünü, bürüdüğünü. Ne? Yürüdüğünü, çürüdüğünü, sürüdüğünü, bürüdüğünü. Ama bu iyice şeye, Luna Park'a döndü. Niye? Ya yürüdüğünü yarışması... duyurdu, sürüdüğünü duyurdu, çürüdüğünü duyurdu, bürüdüğünü duyurdu. Yürüdüğünü? Çürüdüğünü, sürüdüğünü, bürüdüğünü. Bu arada dinleyicilerimiz yürüdüğünü diyen var. Bak mesela Murti Bey. Ondan sonra kokoreç diyen var. Halay çektiğini diyenler var. Piknik diyen var. Yani ben çekiliyorum. Nereye çek? Otona mı çekiliyorsun? Çünkü cılkı çıktı bu yarışmanın. Yani ne yürüdüğünü, üd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 
anlamayacakmış ya. İp işlememiş, mahkemeye gitmiş. Mahkemeleşmiş. Bu diye tekerleme sorulur mu? Ayıp. Tamam git hadi biraz odada çekil. Pazartesi görüşeceğiz seninle. Power FM'de saatlerimiz 9.18'i gösteriyor sevgili dinleyiciler. Ve şöyle bir sağımıza solumuza baktığımızda bir anda aa o da ne İngildek Gorgon şeklinde çığlıklar atabileceğimizi görüyoruz. We can scream in English, there is İngildek Gorgon. çok güzel bir çeviride bulundun. Seni tebrik ediyorum. Evet. Ama şimdi tam tersi bir çeviri yapacağız. İngildeğimiz bize İngilizce haberini okuyacak. Biz de onu bakalım Türkçe'ye düzgün çevirmiş mi diye kontrol amaçlı bir çeviri yapacağız. İngildek will tell in Turkish and we will see if we can translate it into Turkish. Evet, bir de şunu istersen çevir. Yeşil başlı gövel ördek uçar gider yele karşı. Green-headed gobbled duck flies into goes, the air. Flies and goes against the wind. Tamam. Okay, hazırım ben. Tamam peki. Bakalım neymiş? Fan Qian Rong eats soy. Sanırım İngilizceden farklı dillere geçiş yaptık kızımız. Yani Fan Qian Rong yani bazen şaka kaka olabilir. Biraz serbest bir çeviriyle. Fan Qian Rong. Evet. Bir daha bakalım. Fan Qian Rong. Evet. Yani yani bazen fun, eğlencede eğlence, wrong, yanlış gitmek. Ya hayal kırıklığı da dönüşebilir. Gibi. Yanlışa sapabilir. Evet. It's soil and dirt. All It's soil and dirt diyor. Yani orayı çevirmemiş sanırım. Dirt hayır. Dirt dirt anlamında değildir. Kirli anlamına gelir. Kirli anlamına. Evet. Soil nedir? Soil yani o kadar yıllarca. Soil anlamında yani, olabilir. O kadar yani çok fazla yağlı. Soil.
Olamaz mı? Yok. Bence fazla yağlı ve kirli demek istiyor. The time. 48-year-old Chinese. Orada bir tayin dedi ama onu saymıyoruz. Yani o kısmı neyse tamam sayalım dur. All the time. All the time. Yani evet. Oldu güzelim anlamında. 48-year-old Chinese woman says she stayed healthy for 40 years by living like that. Stayed healthy, healthy denen bir yerde yaşamış. Healthy değil, healthy, healthy. Yani yardım gördüğü yerlerde yaşıyormuş kendisi. Sen Seattle'dan mısın? Benim evet, jargon biraz farklıdır. Neyse bakalım doğru bir çeviri yapmış mıyız? Sevgili gorgonumuz yapmış mı ya da? Fan Qian Rong sürekli toprak ve... Bak burayı çevirmemiş. Çok beceriksiz. Pislik yiyor. 48 yaşındaki Çinli kadın 40 yılı aşkın süredir bu şekilde sağlıklı kaldım diyor. Çinli kadın 48 falan hiç bunlar hiç alakası yok. Ayrıca Helpy Oteli de yok. Öyle şeyleri çevirmemiş. Bir de bir kadının 48 yıl sağlıklı kalmasının bizde ne alakası var? Haber değeri gene sıfır. Ama işte pislik yediğini düşünüyor Gorgonumuz. Yanlış çevirdiği için bunu haber değeri var zannediyor. Philips Ambilight TV'nin sunduğu Cenk ve Erdem devam edecek. Philips Ambilight TV'nin sunduğu Cenk ve Erdem devam ediyor. Merhabalar sevgili dinleyiciler. Saatlerimiz 9.42'yi gösteriyor ve Power FM'de Suffocated Press Haber Ajansı'nda sizlerle birlikteyiz. İşte Cevval muhabirimiz Cenk, telefon attığımızda. Cenk'ciğim merhaba. Alo. Nasılsın canım Cenk'im benim? Ne yapalım ya, Grönland'dayım. Grönland mı? He. Sen hiç durduğun yerde durmaz mısın Cenk? Ya dün akşam oturdum tam böyle tatildir, matedir falan maça bakıyorum. Ne maçı? Böyle bir sırtım mırtım böyle bir ağrıdı mağrıdı şey oldu. Koltuğa alışkın değil ondan tabii sırt. Ondan sonra yani oturmaya alışkın değilim. Dedim anladım. Ya bu en yaşlı omurgalı ben miyim lan falan diye düşünürken acaba dedim en yaşlı omurgalı hangisi nedir yani falan. Yani muhabir dürtüsü herhalde. Evet, en yaşlı omurgalıyı düşünürken dalmışsın anladığım kadarıyla. Ondan sonra hemen aradım bizim çocukları, dedim bana hemen şey bulun, ne oluyor ne bitiyor, biyolojileri falan bir şeyleri bulun böyle. Senin omurganda bir problem mi var Cenk? Yok işte, oturunca şey oldu, ben hep ayaktayım. He anladım. Ondan sonra bunlar şey yaptılar, meğersem bu Grönland'da köpek balığı varmış. Grönland deniz mi? Bilmiyorum, ben de ilk defa geldim ama denizli yani sonuçta ayaklarım kuru. Ha, denizde var diyorsun, anladım. Ondan sonra 272 yaşındaymış ve 150 yaşında ergen oluyormuş bu hayvan. Hayda. Çileye bak. Ondan sonra onu araştırdık falan da şimdi işte onun haberini geçtim sana. Çok güzel, yani gerçekten ilginç bilgiler vermişsin. Yani peki şu an o köpek balığının hatta yaşı 500'ü bile bulabiliyor falan diye sallamışsın da haberin bir yerinde. Sallamadım. Bu 272 yıl olduğunu nasıl belirlediniz? Yani şu an 272 yaşında olduğunu yani... Ya hayvanı kestiniz ve öldü tabii. Demek ki 272 yıl yaşıyormuş falan mı? Yok yok, burası buzlu bayağı. Ondan sonra denizin altında doğum günü pastası bulduk. Kim bilir kaç yıl öncesine ait diyorsun. Ondan sonra bak şeydi zaten, burada Julius var bizim, niye sen? Bu hayvanların dedi çok uzun ömürlü olduğunu tahmin ediyorduk. Ancak bu kadar yaşlı olabilmelerine şaşırdım dedi. Yani bak. Bunca sene orada çalışıyor. Ben bir gecede bir şey buldum ettim bilmem ne, anca yine harekete geçirdi. Yani memur kafası. Evet evet, yani yıllardır bunu keşfedememiş. Heh. Sen söyleyince hemen araştırıp buluyor. Aa şaşırdım. Yani. Kardeşim sen kendin yapsana bu araştırmayı yıllardır. Heh. Ne iş yaparsın sen? Heh. Allah Allah. Yani senin omurgan ağarmasa, kalkıp en yaşlı omurgalığı düşünmesen, Grönland'a gitmesen bu keşif yapılmayacak. Hayır kardeşim, içimin yağları eridi ama burada yerim etki olmadı. Buralar hep buz. Olacak burada işte. Bütün balıklar falan da yağlı. Onlar iç yağını da severler Cenk'ciğim. Severler, bir de ızgarası güzel olur. Neyse oradan gelirken bize 3-5 somondur, efendim palamuttur falan, hamsi. Bu tarz şeyler getirirsin diye düşünüyorum. Hamsi yok ama bol bol uskumru, somon falan getiririm, ayıpsın. Gel gel o zaman, bekliyoruz Cenk'im be. Tamam kardeşim. Özledik seni de, hadi tamam. Kardeşim. Öpüyorum kardeşim. Yak mangalı yak. Yaktım kardeşim, ayıp ediyorsun. Sevgili dinleyiciler... Bu sevgi dolu figürlerimiz, stüdyomuzu dolduran bu nurlu insan için, sevgili Cenk ablamız için. Ablam! Yavrum. Canım ablam, yine bir Kurt Adams ya da Kurt Adam işbirliğiyle yavrum dedin. Tebrik ediyorum seni. Nasılsın benim canım ablam? İyiyim güzel kızım, nasıl geçti tatilin? Ablacığım tatil değil, biz 2,5 saat tatil yaptık bu hafta boyunca ama yetti yani, Amerika'ya gittim geldim. Yeter tabii hızlı gidince.
Her şey oluyor. Sen ne yaptın canım abla? Fal ocağını kapattın mı? Fal ocağı tatile girmedi. Çok yoğundu. Faldır küldür ne durumdaydı? O da çok yoğundu. Faldır küldüre iki tane yeni açılış yaptım. Yeni franchisingleri aldım. Evet. Kumsallardaydım yine. Bakta fallarına devam ettim. Kahve falları devam etti. Tabii tam senin dönem ama bu haftadan sonra kumsal falı azalır artık bakta falı. Azalır falı. O yüzden ben Amerika'da bir tane astroloji workshopuna yazıldım. 15 gün oraya gideceğim. Gerçekten işgüzar bir insansın canım ablam benim. Ablacığım bu Bella Hadid yok mu? Var. Var. İşte o çok Bella, da güzel bir kızımızdır. Gigi'nin kardeşi, Gigi Hadid'in senden kardeşi. Senden güzel olmasın. Model olan. Benden güzel olamaz zaten. O bir mektup yazmış sana canım ablam. Yine ünlüden kapmışsın mektubu. Tebrik ediyorum. Onlar işte hep böyle hatıralar. Hiç mesaj atmazlar. Hep mektup yazarlar. Gelmiş miydi senin ocağı bu? Geldi. Olacağını. Bakmış tabii. Yani falına tabii, baktırdı tabii, yani baktım. Anladım. Şöyle demiş, canım ablacığım benim demiş, biraz böyle fazla okunaklı değil yazısı. Hı hı. Çok üzgün bir biçimde yazıyorum, inan kendimden geçmiş vaziyetteyim canım ablam demiş. Onun el yazısı da üzgündür, yani el yazısı üzgün olan yegane insanlardandır o kızımız. Hayır yani birkaç da göz damlasına hakim olamamış sanırım. Islanmış kağıt. Yok hayır, kargacık burgacık ya, ben onu üzüntülü olarak. Kargacık burgacık, evet. Ablacığım mahvoldum. Diye başlıyor. Kim bilir nasıl üzüleceksin bunları söylediğimde canım ablam benim. Üzülmedim çünkü ben kahve falan da görmüştüm. Kızım bak burada mahvoluyorsun. Bak gördün mü burada felaket durumundasın diye. Ona da göstermiştim telveyi. Yiyeceksin telveyi diyorsun. Ablacığım inanır mısın podyumda düştüm. Ya. Bir mankenin başına gelebilecek bir şey değil, en büyük felaket değil mi canım ablam tabii, benim. Tabii. Ablacığım ben podyumda düşeyim, ayağım başım çizilsin, her tarafım mahvolsun, milletin rezil olayım. Benim ablam olacak o Gigi Hadid, yok efendim eski sevgilisinden ayrılmış da tekrar birlikteymiş de beraber görünmüş de falanmış da filanmış, magazinlerden düşmesin. Bunların, olacak iş mi ablacığım? Bunların güzel kızıma söyle, hepsi geçer. Şimdilik böyledir. Gün olur devran döner. Sen o kardeşine gösterirsin. Ablacığım yiğit düştüğü yerden mi kalkar? Beni biraz teskin eder misin canım ablam benim? Teskin. Yani sakinleştirir misin anlamında? Teskin ederim tabii ki ama bir fal ocağına gelse, bir iki falına baksam, bir iki Snapchat çeksek. Ablacığım böyle kuru kuru olmaz yani, birbirimizin işine yarayalım değil şimdi mi? Şimdi podyumda düştüğüm için işler biraz azalır. Ben de o arada gelip sana fal baktırmak istiyorum. Ne dersin canım ablam? Gelsin gelsin, ondan sonra ben de yeni fallarına bakarım. Öptüm o güzel ellerinden ablacığım. Geçmiş bayramın mübarek olsun. Hadi öpüyorum bahtından. Philips Ambilight TV Cenk ve Erdem'i sundu.